Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Birçok noktada iftar ve sahur çadırları kuruldu. CNN Türk muhabir Merve Tokas ve kameraman Mehmet Onur da Gaziantep'te çadırların kurulduğu bir noktayı görüntüledi. Bu yılda Ramazan ayı geldi çattı ama bu yıl diğer yıllardan biraz farklı. Çünkü içimiz buruk. 11 ili vuran deprem felaketinde afetzedelerin en çok merak ettikleri şey Ramazan ayının nasıl geçeceğiydi. En çok endişe ettikleri şey oydu. İşte burada görevli birimler de bu endişeleri gidermek için sahadalar. Ramazan hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Artık sadece bir gün kaldı. Ben kameraman arkadaşım Mehmet Onur'dan göstermesini isteyeceğim bu çadırları. Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bizim şu anda bulunduğumuz noktaya, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde bulunan konteyner kent alanına işte bu iki çadır kuruldu. Oldukça büyük çadırlar. İftar ve sahur yapılması vatandaşların faydalanması için. Tabii bir gün kaldı demiştik artık. Çarşamba gecesi buradaki afetzede vatandaşlar da ilk sahurlarına kalkacaklar. Tabii içleri buruk. Evlerinde ilk kez evlerinde geçiremeyecekler sahurlarını, iftarlarını. Bu bölgede yapacaklar kaldıkları konteyner kentlerde ve çadır kentlerde. Tabii hazırlıklar artık kısa bir süre kaldı. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor bu noktada. Bakın çadırlar kuruldu günler öncesinden. Şimdi de içerisindeki masa ve sandalyeler için hazırlıklar devam ediyor. Burası 1500 kişi kapasiteli bir çadır. Burada sahur ve iftar olmak üzere 1500 kişiye yemek dağıtılacak, hizmet verilecek. Masalar, sandalyeler ekipler tarafından kuruluyor. Tabii yalnızca bu bölgede değil, Kahramanmaraş merkez ve Kahramanmaraş Elbistan, bir de Gaziantep olmak üzere toplamda Ramazan ayı boyunca 3250 kişiye sahur ve iftar hizmeti verilecek. 29 gün boyunca bu süreç devam edecek. Burada 7-24 hizmet, yemek hizmeti devam edecek. Tabii iftar menüleri de burası gösterelim. Şöyle oldukça geniş bir alan. 1500 afetzede vatandaş her gün burada gelecekler, sahurlarını yapacaklar. Sonrasında iftarlarını, oruçlarını işte burada açacaklar. İçimiz çok buruk. Bizlerin de içi çok buruk. Bizler de ilk kez böyle bir ortamda Ramazan ayını geçireceğiz. Afetzedeler için daha zor çünkü ilk kez evlerinde geçirmeyecekler. O kalabalık belki de iftar sofralarını yapamayacaklar ama yetkililer, yetkili birimler afetzedelerin o kötü hissi en az şekilde hissedebilmeleri için, onların ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için burada seferber, bunu ifade edelim. Biz her yerde bunu görüyoruz. Burası da benim bulunduğum noktada Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan iki büyük Ramazan çadırı. Burada 1500 kişi 29 gün boyunca sahurunu ve iftarını yapacaklar. Bizler de şimdiden Ramazan ayının mübarek olmasını dileyelim herkes için. Bu noktadaki hazırlıkları sizlere aktardık kameraman arkadaşım Mehmet Onur'la birlikte diyerek sözü bulunduğumuz noktadan yeniden İstanbul'a.